Aman Allah'ım şimdi. Evet. Kadının adı yok. Kadının adı yok. İçinde kaç kadın var? Evet. Ve ben, Allah kadını ben... yarattı dedikleri. Yani bütün her şey onda toplanmış. Maşallah. Hepimizin sevdiği, benim zaten hayran olduğum, benim için o var ya çok çok özeldir. Daha önceki geldiğinde de evet, anlatmıştı. Gerçekten. Ama hayranlıkla kesinlikle izliyorum onu. Her geldiğinde, her sahnesinde bir ders niteliğinde. Yani gerçekten büyük profesyonel derler ya hani. Allah onu nazardan korusun. Provada bile hiç kimseyi hiç üzmüyor kimseyi galiba. Hiç kimseyi yormuyor değil mi? Aynen öyle. Geliyor ve çıkıyor direkt kayıt. Böyle kayıt. Bir tatlı kadın yok. Programımıza daha önce de şeref vermişti. Evet. Gerçekten çok kıymetlimiz. Namı değer Nünü'dür efendim. Alkışların en büyüğünü Nükhet Duru için rica ediyoruz. Şimdi evet. Deminki ay, artist öpücüğüydü. Nasıldı şöyleydi değil mi artist öpücüğü? Tatlı. Merhaba, hoş geldin. Artist öpücüğünden vazgeçip beni de mi öpseniz acaba? Öpeyim bakayım. Ne oluyor? Artist öpücüğü. Artist öpücüğü nasıl bu? Ben sizi baş başa bırakayım. Yok, gel. Evet. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin. Siz niye orada? Kıkırdıyorlar değil mi orada? Gıybet yok ya arkadaşlar. Siz orada bir şey konuşurken biz de burada gıybetini yapıyoruz. Gıybet tabii canım. Gıybet oldu yani. Matbat şu andaki dedeler vardı ya hep dedikodu yap. Geliyorum oraya. Nünü geliyor birazdan. Evet. Merhum büyük bestekar Yıldırım Gürses'in bu eseriyle açtık şahane. Ama bunu bırakayım. Tamam. Buradan duyuluyor. Tabii ki. Aynen öyle. Aslında kendi repertuarımı inşa ederken böylesi umudu kırık şarkılar söylememeye dikkat etmiştim. Ancak insan büyüyünce her türlü duyguyla barışmanın iyi geleceğini düşünüyor. Doğru. Gençliğimiz bir daha geri gelmeyecek. Ama bugünün tadını çıkarırsak değil mi tatlım? Hem de nasıl? O zaman gençliğimizi belki arayacak durumda olmayız. Olmayız. Ya. Böyle bir öğreti olan öğreti olabilir işte, mi? Yani? Bayağı bir öğreti. Her an kendisinden bir şeyler öğreniyor. Sibel Hanım. Ben sizi yerim. Ben de seni yerim. Hadi gidelim bakalım. Hemen orayı istiyordum. Hadi o aklım kaldı orada. Ne konuşuyorlar değil mi? Teşekkür ederim çocuklar. Söz dikkat edin. Ay. Efendim yeniden merhaba. Siz tabii. Ben böyle işveli cilveli bir kadın. Yahu benim görmedim. Bu durumum iş ve cilve değil. Gerçek. Sevecenlik. Sevecen bir kadın. Evet. İkinizin yani de. İnsan arsızıyım, sevgi arsızıyım. Ne yapayım? Yakışıyor ama sana. Gerçekten yakışıyor. Sen fazla yorum yapma. İkisinin oluş hali o. Yani ben dedim ki bu iki cilveli kadının yanında ben ne yapacağım? Ay olur mu canım? Sen de fena değilsin de sen. Niye cilve öyle yaptın Allah aşkına? Yok cilvem iyi değil. Bak cilve nasıl attı bacağını hemen. Yakaladım. Cilvem iyi değil. Sen kahkaha at, fazla konuşma. Senin kahkahan insana iyi geliyor. Ama sizden... C vitamini gibi. Böyle. Thank you canım. Ay, güzel ne güzel oldu geldiğiniz. Ne güzel oldu. Kuzum benim kınalı kuzum. Ay benim canımsın sen. Sonuç ortadaysa sebep sadece sebep olarak kalır. Senin yani vesile olman bravo, gerekiyor. Bravo, Hakan bunu çok sen şey bilirsin, sen de bilirsin, sen de bilirsin. İnsanlar bazen hayata belli bir görev için gelir ve bu çok görünür. Sibel 15 yaşındayken de evet. Bu görünüyordu yani. Yıldız. Bambaşkaydı. Yani o bir yıldızdı. Eyvallah. Ben ona bunu söylediğimde sahi mi Nükhet abla dedi. Ay evet dedim ben. Sinirleniyordum. Telaşlıydım o zaman. Vesile olmak da çok özeldir. Çok senin söylediğin evet. Çok özel senin bir şey. Senin oradaki görevin oymuş. Ne güzel işte. Altını çizdim aşmış. O kadar. O işte önemli olan herkes de çizmez. Teşekkür ediyorum. Ya. Ay değil mi neler vardı? Neler vardı o zamanlar? Eyvah evleciğim biz birazdan kalkarız muhtemelen. Herhalde geçen yüzyıldan bahsediyorlar da. O zamanlar dediğin. Birazdan çünkü gıybet burada artacak gibi gözüküyor.
Evet, neler olacak bu akşam burada? Bizim hakim olmadığımız konular olacak. Olsun, eşlik ederiz kardeşim. Nükhet'in tabii o kadar değerli ki bir kere senin söylediğin bir şeye çok katılıyorum. Her anı ders gibi, ders. Sohbeti de öyledir ama bence sahne sanatlarıyla uğraşan herkesin tabii ki Nükhet Duru'yu bir kere sahnede izlemesi lazım. En az bir kere yani. Çok güzel, çok güzel bir yer. Ciddi söylüyorum. Ben bunu çok eski yıllardan beri söylerim. Bunu öğrenciliğimden beri. Bu da şahittir. Ona da kurduğum bir cümledir bu. Doğru. Nükhet Duru'yu bir kere izle. Eyvallah. Çünkü o sana çok şey öğretecek. Çok. Eyvallah. Canım hakikaten benim. Evet, teşekkür ederim. İlk konsere gelmek isterim. Ay. Evet, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken kendimin de 50. yılını idrak ettim. Maşallah. Maşallah. Herkesin evi vardır. Ve evine girdiğinde oh benim canım evim rahatladım der. Benim öyle bir şeyim yok. Benim bir tane sahnem var. Ve o sahneye çıkınca oh çok evine şükür yerimdeyim derim. Çünkü o da benim gibi orada büyüdü. Evim sahne diyorsun mesela. Evim güzel. Çok özel bir şey gerçekten. Çünkü herkes bilir ben bir 6 ila 8 ay arası taşınırım. Böyle lojistik durumunda enerji sorunlar var. Ya, çünkü aidiyet duygum yok. Ve hatta bir sene olduysa o evde bir sene oldu. Çıkmalıyım. İster misin burada kalayım? Burada bir sınıf mı var? Burada bir şey mi var? Oğlum yurt dışından geldiğinde alan... Her seferde başka eve mi geliyor? Tabii canım. Alandan arardı. Anne adresi ver. Biliyor ki gittim. Annenin orada her şeyi renkli. Rota yeni de almış. Rota yeni çok güzel. Şimdi şunu soracağım sana Sabah. Hadi bakalım. Sabah makamı. Sabah tabii. Niye Sabah diyorsunuz? Kim dedi? Sen dedin. Ben ay bir parça kısalttım. Baktı. Sabah. Bu demiş olamaz. Sabah Tümer dedi. Sabah. Allah Allah. Ya Sabah makamı sabah diye bir makam vardır. Sabah. Evet. Sabah. O işte. Sabah olarak mı? Uzun mu? Uzun canım. Ben mesela Sabah Tümer diye hep. Yok mesela Sabah. Tamam. Mesela eskiden hani cep telefonu yoktu, ev telefonu vardı ya. Arkadaşlarım da Sabah derdi genelde. Tabii o ayı uzatmak zor geldiği için. Babam telefonu açardı. Sabah ile görüşebilir miyim? Sabah değil çocuğum, Sabah. Doğruyu söyletene kadar. Söyle bakayım Sabah. Hayır Sabah. Çocuk Sabah diyene kadar o telefonu ben alamazdım. İşte benim de böyle. Güzel bak. Çocuk. Benim de var. Bak bir detaya bak. Onu fark ettim. Çocuk Sabah diyene kadar alamazdım o telefonu. Fark ettim. Ve o da çıkmıştı. Çocuk tabii. Evet. Sen çıkaracaksın, götüreceksin bir sinema. Evet bak bilmiş olduk. Valla Sabah diyene çok ama sana değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Çok değil ama var. Ben azınlıkta mıyım yani? Ben Sabah Tümer diye... Ben senin diye... Sabah dediğini ilk defa şu anda Sabah, bir kez söyleyince fark ettim. Evet ya. Ben takıntılıyım tatlım. Hocam şöyle... baştan mı alsak acaba? Sabah anonsu yeniden. Anonsu baştan alın. Hadi bir daha geri. Hadi ben bir daha önce çocuklar. Çok özür diliyorum bu arada. Sabah. Bundan sonra Sabah Tümer. Yani Sabah makamı. Ama çok güzel Sabah. Acayip bir hüzünlü bir makamdır bir de Sabah. Evet. Teşekkür ederim. İşte bu. Efsane. İşte bu çocuklar. İşte bu. Bravo. Ya ne güzel. Ay. Sen hep şarkı söyle bize. Evet hep ya. Sahnelerde ol, gerçekten evinde ol. Söyle. Evinde ol hep sen. Hep doğru. Evinde ol sen. Evet hakikaten. Hep evinde. Ya dedim ya hani eve girerken hani ay canım evim tatlı evim. Ben de şöyle diyorum. Bu hangisiydi? O hesap. Burada iyiyim canım. Burada iyiyim. Burası bile sahne. Tabii. Tam sahne ve buraya bayılıyor bütün herkes. Değil mi? Bu samimiyete, burada yani programı izliyor. Benim için çok yani pik noktaya varmış programlar var. Tabii şimdi kimseyi kırmayayım ama çok şahane performanslar izledim. Bir dönem televizyonlarda müzik programı yoktu. Hakikaten çok büyük bir açığı kapattı şarkılar bizi söyler. Hem 3 tane çok sağlam müzisyen ve yıldız hem de
misafirler. Ay misafirler. Misafirler esas. Ay misafirler. Evet, misafirler esas. Yani, ay üstüme üstüme. Pandemide başlayan bir şey bu değil mi? Evet, evet pandemide başladı. Millet evinden yani biz tabii, de ben de yaptım aynısını. Evet. Bir sürü müzisyen arkadaşımız telefonundan yapmaya çalışırken bu yayını. Siz bunu televizyona taşıdınız. Şöyle milyonları şey evinde kilitlenmiş kalmış milyonları gerçekten güzel vakit geçirme çok iyi fikriyle oldu. Çok güzel bir program çok oldu. Türk halkına da moral vermek bizim görevimiz aslında. Nasıl her birimizin, evet, her birimizin tabii ki acılar yaşanıyor. Tabii ki sevinçler yaşanıyor. Bütün bunları karan bir biçim üretmek zorundayız. Doğru. Bizim görevimiz bu. Yani sanatla uğraşanların, görsel işlerle uğraşanların görevi. Ben mesela sokağa çıktığımda mutlaka neşeli ve de insanları kendini hoş tabii hissettirecek şekilde çıkıyorum. Evet. Öyle değilsem çıkmıyorum. Çünkü ya bu da benim görevim gibi. Ay Nüket Hanım bir enerjiniz var diyor. Ben şimdi o sırada böyle bakarsam olmaz. Olmaz. Evet o dediğinden ben de var diye dolaşıyorum. Ben de aynı duyguları yaşıyorum hakikaten. Bu. Yani ben de kendimi kötü hissettiğim bir gün dışarı çıkmayı sevmiyorum. Tabii. Çünkü yani sanki benim işim, görevim keyifli vakit geçirtmek. Yani hem müzik anlamında söylüyorum bunu hem oyunculuk anlamında ayrıca hüzün kötü vakit geçirmek demek değil yani. Yüzünü de yaşatabiliyoruz zaman. Paylaşmaktır belki. Evet, hakikaten kimseye bunu göstermek istemiyorum. Yani, yaşatmak da istemiyorum. Bunu tabii hepimiz öyleyiz aslında. Türk halkı da biliyordur. Yani bir, bazı insanların eşek ve eşref saati vardır. Yani. Tabii. Çünkü hep benim konservatuvarda bir hocam şey demişti bana. Hayran olduğun insanla tanışmamanı tavsiye ederim demişti mesela evet bana. Konservatuvarda bir hocam. Neden dedim? Belki keyifli anı vardır, belki keyifsiz anı vardır. Sen ona çok saygı ve sevgi beslerken onun keyifsiz anı da denk gelebilir. Yani ben mesela babamı kaybettim. İnsanlar beni gördüğünde mesela gülmemi bekledi. Benim içimde büyük yaram vardı. Yani ben idolümü kaybetmiştim, babamı kaybetmiştim. Tabii ki size evet tebessüm etmem lazım ama anlamayan insanlar bile olmuştu beni evet, o dönemde. Evet, o anlayamayabiliyorlar. Empati doğru yaparsak, bu dünyada empati yaparsak hepimiz kazanırız diye düşünüyorum ben. Güzel konuştun. Yok, estağfurullah sizin yanınızda sizden feyiz alıyoruz efendim. Ay aman rica ederiz. Emre'ciğim. Sağlık, işte. Eyvallah. Müslüm abiyi de almış olduk. Evet, evet. Bayram Şenpınar'a çok saygılarımızı iletelim. Çok, çok şahane sevgiler. Şahane bir şarkı. Müzisyenlerin şarkısı bana göre. Evet. Hani geceleri yaşayan insanların, yıkıla yıkıla yaşayan. Senin coşkunu severler be. Nasıl değil mi? Yüzüne böyle baktıkça bir şey tebessüm geliyor. Ay bizim canımız. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar, aslında ben Hakan'ı dışarıda da tanıdığım için bu kadar neşeli bir adamın bu kadar hüzünlü şarkılar neler yazması. Neler yapıyor değil mi? Yani nasıl oluyor? Nasıl oluyor Nüket sence bu? Çok acayip bir durum. İçine atıyor diyelim. İçine atıyor. Ne yapıyor? Yani şöyle bakıyorum. O hüznün arasına sıkıştırıyor kahkahalarını. Büyük ihtimalle değil mi? Evet. O yüzden dengeliyor. Ama hüzünsüz de ne ona aşk olur, ne gülümsemeyi, gülmeyi, şarkı, müzik olur. Neşet Baba ne demiş sanat ya. Tam net bir şekilde ortaya çıkar. Yani hüzün hep böyle bir kolunun bir kenarında bulunmak durumunda. Neşet Baba'nın söylediği gibi bir gülen birisini gördüğüm zaman ne derdi var acaba diye düşünürüm hep. Ya, ya. Çok güzel canım bir cümledir ya. Ruhu şad olsun Neşet Baba. Şeyin arkasında, kahkahanın arkasında gizlenmesi işte. Meseleniz. Tabii. Çok acayip. Neden bizim korunuyorsun bakayım diye. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Program ne zaman başlar? Ben özellikle ben istiyorum sen artık. Sen neler yapıyorsun? Neler? Hayır, neden? Neden? Bu sene başlayacağım. Çok sıkıldım. Sen bir uzak tuttun mu kendini? Tuttum. Kendi isteğinle. Kendi isteğimle. Aynen. Tamam. Ama biraz fazla oldu bu. Ya çünkü yok, pandemi falan da girdi araya. Hayatım bak pandemide biz neler yapıyoruz. Evet siz yaptınız çok. Ama olmaz. İyi ki yaptınız. Herkes çok özledi seni. Sabah tabii ama. Yani mutlaka senin televizyon ekranlarda olmalı. Durumu var ki hani kendi istediği zaman çekiyor yani. İstediği zaman bir şey yapar ama. Hayatım şöyle ki dedim ki yani dünyada gezip görmek istediğim birçok yer vardı. Şimdi o kadar benim hep programlarım haftanın 5 günüydü. Hiçbir yere gidemiyoruz. Evet benim gitmek istediğim yerler daha tropikal yerlerdi. Biraz ya 75 yaşında kruza gideceğime tabii yani eyvallah, elinde eyvallah bastonla ya da neyse iş Allah sağlık versin. Ayol şimdi tabii 75'te ki başlıyorlar. Ha. Yaşında haberin gideyim yok göreyim mu ne oluyor oralarda dedim. Ne oluyormuş? Güzel. Güzel. Anlat o zaman. Gezmek güzel.
Başka bir programda. Bence neyse, senin yapacağın programda anlatırsın. Anlatırım, bol bol anlatırım. Neyse, güzel güzel. Yani gitti. Ondan sonra zaten pandemi başladı. Zaten kimse de bir şey yoktu, keyif yoktu. Şimdi bu sene artık sıkıldım, bir dönmek istiyorum. Ondan önce o sıkıntı gelmemişti de şimdi geldi. Yani mesela ben bu işte... Üretmek istiyorum yani. Ben bu işte yani uğraşmasam mesela, bu sektörde olmasam seni mesela televizyonda görmek isterim mesela. Tabii. Hani senin olman lazım yani. Ekranlar gerçekten olman lazım. Bir sene lazım. Az kaldı. Mutlaka. Bekliyoruz. İnşallah. Ol, biz de gelelim. Ay evet. Evet. Kesin olalım. Hepinizle bir harika özledik programlar seni çünkü. Yaptım ben. Yani. Kaçar kere. Döndüre döndüre kaçar kere.